Hocam, El-Hafiz ismini okuduğumuzda Rabbimizin sanki dostlarına, kendisine yakın olanlara ayrı bir muhafaza lütfunu verdiğini görürüz. Peki Kur'an-ı Kerim mimarinde de düşünürsek Rabbimizin kulundan beklentisi nedir? Kul ne yaparsa El-Hafiz ismiyle Rabbimizin muhafazasına erişir. Kul ile Allah arasında hiç kesintiye uğramayan bir bağ vardır. Bir ilişki, bir iletişim vardır ve Allah-u Teala'nın kulundan bir takım beklentileri vardır. Bu beklentileri yerine getiren, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için onun sınırlarına uyan ve hayatında da Allah-u Teala'nın arzu ettiği şekilde yaşamaya gayret eden kul, Allah'ın sevgili kuludur. Ve Allah-u Teala elbette böyle kullarının üzerine tabir caizse daha fazla titrer. Onları daha çok korur, kollar, onların dualarını daha çabuk kabul eder ve onlara daha fazla destekçiler, yardımcılar gönderir. Peki Allah'ın sevdiği kulu olabilmek için Allah-u Teala'nın bizi hıfzu emanına alması, koruma ve güvencesi altına alması için biz ne yapmalıyız? Biz öncelikle bizim kendi korumamız gereken alanlara bakmalıyız. Mutlaka Allah-u Teala en geniş anlamda, en kapsamlı biçimde bizi koruyacak olandır. Bu ilk insandan son insana kadar böyle olacaktır. Hepimiz biliyoruz ilk insanların, tarih öncesi dönemlerin o korunma ihtiyacının, barınma ihtiyacının, o taşlara oyulmuş mağaraların, onların içinde kendisini muhafaza etmeye çalışan insanlığın bugün hangi noktada olduğunu. Bugün de bir korunma ihtiyacı üst düzey insanlarda kilitler, şifreler, kameralarla bir emniyet ihtiyacı sürüp gidiyor. Peki bu kadar gayrete rağmen Allah korumazsa insanoğlu ne yapabilir? Acizdir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın gerçekten hıfzı altına, onun bize sunduğu zırhın içine girip de korunabilmek Allah-u Teala'nın bizden beklediği, korumamız gereken bazı değerlere sahip çıkmakla mümkündür. Bu konuda Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'la bir sohbeti var. Abdullah İbni Abbas genç bir sahabi. Peygamber Efendimiz'den yaşı çok küçük. Tabir caizse Peygamberimizin yanında büyümüş bir sahabi. Peygamber Efendimiz ona bir gün diyor ki, evladım sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ı koru ki o da seni korusun. İhfazillah yahfazke. Allah'ı koru ki o da seni korusun. Allah'ı koru ki ihtiyacın olduğu an onu yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu hiçbir zaman unutma ki, yeryüzündeki bütün varlıklar, bütün canlılar sana bir iyilik yapmak için bir araya gelseler, Allah izin vermedikçe o iyiliği yapamazlar. Yine yeryüzündeki bütün varlıklar, bütün canlılar sana bir kötülük yapmak için işbirliği yapsalar, Allah izin vermedikçe sana kötülükleri dokunamaz. Bu aslında bir gence Allah-u Teala ile ilişkisini zihnine iyice yerleştirmesi ve hayata bakışını buna göre şekillendirmesi için verilen çok net, çok keskin, çok açık ifadelerle mottolardır. Burada Allah koru ki o da seni korusun ifadesinde işte bu hafıza fiilinden gelen ihfazillah yahfazke şeklinde Peygamberimizin buyurduğunu görüyoruz. Ne demek Allah'ı koru ki? Haşa Allah-u Teala'nın korunmaya mı ihtiyacı var? Hayır. Allah'ın hakkını koru. Allah-u Teala bir takım sınırlara riayet etmeni istiyor. Haram olan şeye elini uzatma. Diyor ki içkiden uzak dur, zinadan uzak dur, fuhuştan uzak dur, faizden uzak dur, kamu malına el uzatma, yetimin hakkına dokunma, kadına şiddet uygulama. Allah-u Teala haramları sıralamış. Bu haramlardan kendini koru ki Allah da seni korusun. Diğer tarafta Allah-u Teala'nın bir takım koyduğu temel değerler, ahlaki ilkeler var. Dürüst ol, efendim cömert ol, mütevazi ol, insanlarla ilişkilerinde sade ve samimi ol. Bütün bu ahlaki değerleri koru ki Allah-u Teala da senin onurunu, senin şerefini, senin saygınlığını korusun.
Sen her türlü kötülüğü, her türlü hatayı, her türlü umarsızlığı, gayri ahlaki davranışı yapıp ondan sonra halk gözünde ben de saygın bir insan olmak istiyorum desen, Allah sana o saygınlığı verir mi? Allah-u Teala senin şerefini korur mu? Hayır, çünkü sen kendi şerefini korumamışsın. Sen insan olarak yaratılmanın gereği, insan olmanın onuruna uygun ahlaki davranışlar sergile, erdemli ol, imanlı ol, ibadetlerini koru, namazını koru, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de diyor namazınızı muhafaza edin, namazı koruyun. Kur'an-ı Kerim'de diyor yeminlerinizi koruyun. Bir söz verdiyseniz sözünüzün arkasında durun, yemininizi koruyun. Akrabanızı, komşunuzu koruyun, gözetin. Bütün bunlar aslında Allah-u Teala'nın senden beklediği o koruma alanlarında üzerine düşen sorumluluğu yapmanla alakalı. İbadetlerini koruyup düzenli devam ettiğinde, ahlakını koruyup kötü ahlaktan uzak kalmaya çalıştığında, insan ilişkilerinde güzel davranışları koruyup hatalı davranışlardan uzak kalmak için uğraştığında Allah-u Teala da seni korur. Neden korur? Kazadan korur, beladan korur, kem gözden, kem sözden, hasetten, fesattan korur. Allah-u Teala seni manevi anlamda da bir koruma zırhı içine alarak insanlar için de onurunu, şerefini, kerametini, saygınlığını korur. Bütün bunlar aslında insanın kendi gayretiyle Allah-u Teala'nın o koruyuculuğunu kendi üzerine çekmesi gibidir. Ama sen Allah-u Teala'nın koyduğu sınırlara dikkat etmeksizin, bu konuda herhangi bir koruyuculuğa ihtiyaç duymaksızın sınırları aşarsan, lanet tayin yaşarsan, o zaman Allah-u Teala da senin üzerindeki korumasını ona göre değerlendiriyor. Bu hususta Allah'ı koru ki ihtiyacın olduğunda onu yanında bulasın sözü peygamberimizin son derece etkileyici.